Nasıl anlatacağız? İşte görüyorsunuz dükkanın halini. Haydi içeri arkadaşlar. İşte görün, burası tıklım tıklımdı her zaman. Şimdi bomboş. Eskiden bir kişi çalışırdık, şimdi üç kişi çalışıyoruz, geçinemiyoruz gene. Yani çoluk çocuk mücadele ediyoruz, olmuyor. İşte kendiniz görün, yani dükkanların halini görün. Bizim halimizi görün yani. Bizim umudumuz sizsiniz yani. Hiç merak etmeyin, beraber tek umudumuz sizsiniz. Birlikte çözeceğiz. Vallahi şu anda yatıyoruz kalkıyoruz, size dua ediyoruz. Umarım bizi kurtaracaksınız. Özellikle seni çok takip ediyorum. Sağ olun. O yönünü çok beğeniyorum. Evet. Gerçekleri söyleyip sürekli seni takip ediyorum. Gerçekten bu halk zor durumda. Patatesimiz öyle, soğanımız öyle. Bugün ya düşünün yani şu anda gidin çoğu kişi söyleyin. Herkes aç yani. Tamam ufak tefek çalışıyoruz ama yetmiyor. Ya bir koli yumurta 50 lira olmuş. Bu zamanda bu lokanta full çekerdi. Şu anda kimse yok. İşte bakın kimse yok. Yani nedeni ne? Pahalılık. İnsanlar boşanma, herkes boşanmaya kalkıyor. Herkes gidin çoğu kişiye bakın herkes boşanıyor. Niye? Zor durumda kalıyorlar. Artık geçim sıkıntısı çok. Bizim sizden tek ricamız bir an evvel başa gelin. Bizi kurtarın. Umudumuz sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Reçetesi de burada ekonomimiz Sayın Bakanım düzeltecek. İnşallah. Hep beraber. Umudumuz sizsiniz. Başka tabii, bir şey yok. Tabii. Maliyetler arttı. Maliyetler arttı. Biz ürün fiyatlarının üzerine koyamıyoruz. İster istemez halka yansıtamıyoruz direkt onu. O yüzden tabii sıkıntımız var. Yani ne zaman düzelir? Nasıl olur? Hep beraber. Ne olur? İnşallah. Yani onu bekliyoruz. Hayırlısı. Istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah yolunuzu açık etsin. Yani. Yani. Mutlaka. Halk beraber olması lazım yani. Biraz açlıktan vallaha bak inan. Allah biliyor abi. Az kaldı. Beraber değişeceğiz. İnşallah abim inşallah. Gidecek bunlar. İnşallah abim. İnşallah. Her şey abi bakalım da alamıyoruz bir şey vallaha. Çok güzel bir isim var. Geçen seneki aşırı fiyatlarıyla yani malzemesinin fiyatları bu seneki ne kadar arttı? Yani bayağı arttı. 2,5 katı arttı mı aşağı yukarı? Hemen hemen arttı evet. 2,5 katı. Ve insanlar baktığımız zaman kayısı, işte fındık ya da badem alamıyor. Evet. Zorlanıyor aşırı insanlar almakta. Geçen seneye göre %250 arttı. Özellikle bunu çok merak ediyorum. Adın da çok ilk kez diyorum aşure. Sayın Bekir, güzel bir isminiz var. İzah edeyim mi? Şimdi taban fiyat fındıkta 54 lira açıklandı. Biz iç fındığı 129'a satıyoruz. Şu anda direkt 54 lira taban fiyatı olan bir fındık 150 lira yerinde. 200 liradan aşağı bunu vatandaş tüketemiyor. Üzümde de mesela taban fiyat, şu andaki sattığımız fiyat, önümüzdeki süreçte bunlar da zamlanacak. Yani devletin vermiş olduğu taban fiyat üzerinde. Pası yani piyasa kendi kendine şey yapmıyor, etiketleme yapmıyor. Kolay gelsin.